Yakındaki bir galaksinin devasa mor sarmalı, önümüzdeki günler, haftalar ve yıllarda gelecek, birçok Webb teleskobu görüntüsünden sadece biri. Görsel teleskoplardan aşina olduğumuz, sarmal galaksi şeklinden ziyade, bir Marvel filminden fırlamış korkunç bir psikedelik sarmala benzeyen, yeni James Webb Uzay Teleskobu görüntüsü, uzaktaki NGC-628 galaksisinin tozlu iskeletini gösteriyor. Görseli pazartesi günü paylaşan Kopenhag Üniversitesi, Niels Bohr Enstitüsü Kozmik Şafak Merkezi'nden, gökbilimci Gabriel Bremer, The Independent'a verdiği röportajda, bu muhtemelen kendi samanyolumuzun tasavvur ettiğimiz görünüşüne, çok benzeyen bir galaksi dedi. Tek tek yıldızların oluşturduğu tüm bu düğümleri, birbirinden bağımsız süpernova patlamalarını görebilir ve, gerçekten detaylı biçimde inceleyebilirsiniz. NGC-628'in sarmal kolları, daha önce de görüntülenmişti ancak, galaksinin Hubble Uzay Teleskobu tarafından, görünür ışıkta çekilen görüntüleri, Webb'in orta kızılötesi görüntüsündeki, mor sarmal yapıya hiç benzemiyor. Dr. Bremer, bu galaksiye Hubble veya, yer tabanlı teleskoplarla baktığınızda mavi yıldızlar görüyorsunuz, kırmızı yıldızlar görüyorsunuz, sarmal kollar görüyorsunuz, toz şeritleri görüyorsunuz dedi. Bilim insanı bu toz şeritlerinin, spiral kollardaki kırmızımsı kahverengi filamentlerin, Webb ve diğer teleskoplar tarafından çekilen, görünür karelerdeki, yıldızları engelleme potansiyelinin olduğunu söyledi. Dr. Bremer, orta kızılötesinde ise aslında bunun tersini, tozun artık emici olmadığı yeri görüyoruz, gerçekte artık tozun kendisinin parladığını doğrudan gözlemliyoruz, çünkü ışığı kendisi yayıyor dedi. Aslında yıldızlardan ziyade bu galaksideki gaz ve tozun bir görüntüsünü görüyoruz. Webb, 17 Temmuz'da NGC-628'in görüntüsünü kaydetti ve dünyaya geri aktardı. Veriler burada, herkese ve hatta halka açık olduğu Barbara Mikulski Uzay Teleskopları arşivine kaydedildi. Dr. Bremer kendi çalışmalarında, aslında NGC-628 gibi nispeten yakın galaksiler yerine, çok uzak galaksileri inceliyor, ancak pazartesi sabahı verilerdeki ham görüntüyü gördüğünde, onu renklendirip paylaşmak istediğini biliyordu. Bu gerçekten de, göze çarpan ilk şeydi dedi. NASA 12 Temmuz'da tam renkli ilk 5 Webb görüntüsünü yayımlayarak, büyük bir gösteriye imza atmış olsa da, teleskop o zamandan beri neredeyse hiç boş durmadı ve, Dr. Bremer'a göre sürekli görüntü alıyor, bunları da arşivine kaydediyor. Webb'in neler yapabileceğini görmek için, 20 yıldan fazla bir süredir bekleyen gökbilimciler açısından, son derece heyecan verici zamanlar. Dr. Bremer, bazı vakaların çözümü için onlarca yıldır Webb'i bekliyorduk ve, hiçbirimiz son bir haftadır çok fazla uyuyamıyor ve, bakabildiğimiz kadar çok farklı Webb görseline bakıyoruz dedi.